Hocam hoş geldiniz. Merhaba, hoş buldum. Şimdi üniversiteleri konuşalım biraz istiyorum ve siz her gün üniversiteleri araştıran, YÖK'ü araştıran, oradaki işte birçok öğretim elemanının sorunlarını dinleyen ve çözüm arayan bir kişisiniz. Ve bunun da başında geliyorsunuz. Ancak malum 15 Temmuz sonrasında her tarafta bir yapılanma olduğu ortaya çıkan FETÖ'nün hala üniversitelerde devam ettiği, örgütlenmeye devam ettiği, güçlü olduğu söyleniyor. Ve çok ayıklamanın olduğu iddia edilse de aslında birçoğunun geri döndüğü, aynı zamanda birçok ayıklamanın yapılmadığı ileri sürülüyor. Bir yandan da hocam, diğer tarikatların da üniversitelere tam anlamıyla yerleştiği, yani aslında eğitim bir anlamda bir tarikat kuvvetlerinin ellerinde deniliyor. Hocam ne kadar doğru bu iddialar? Öncelikle Sayın Atay, bu programı yapmak çok önemli. Sosyal medya üzerinden ve bazı programlarda bunu yüzeysel geçiyoruz ama bu derinlemesine irdelenmesi gereken çok önemli bir konu. Özellikle 15 Temmuz kalkışmasından sonra yüksek öğretimde eli kalem tutanlara dikkat edilmesi hususunda benim onlarca iletim var ve onlarca uyarım var. Fakat buna rağmen şöyle bir durum gözlemledik biz. Hem sendik olarak hem şahsım. Gözlemlediğimiz durum şu, net bir şekilde FETÖ temizliği nedense belli çerçevelerde bırakıldı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde, emniyette ve yargıda olduğu kadar, diğer kamu kurumlarında olduğu kadar yapılmadı, yapılamadı. Nedeni şu, Yükseköğretim Kurulu özelinde şu ana kadar ihraç edilmiş akademik veya idari bir tane personel yok. Düşünün ki en fazla önem verdiği FETÖ'nün ve diğer Gladio yapılanmalarının tamamının en fazla önem verdiği yer eğitimdir. Ve bu eğitimin başında da yükseköğretim gelir. Biz milli eğitimde bile temizliği tam yapamadık derken yükseköğretimde maalesef bu temizlik çok iyi bir şekilde yapılamadı. Özellikle OHAL komisyonlarının etkin bir şekilde çalışamadığını gördük. Nedeni şu, OHAL komisyonunda yer alan akademisyenlerin, çünkü bir rektör yardımcısı ve ilgili birimlerden profesörlerin bulunduğu akademisyenlerin bir komisyonuydu OHAL komisyonu 15 Temmuz sonrasında. Bununla ilgili çok fazla şikayet geldi. Yani FETÖ'cü olmayıp FETÖ diyerek KHK listelerine konulup ihraç edilen Atatürkçülerin, ulusalcıların, ülkücülerin, milliyetçilerin olduğu şikayetleri vardı ki bunların birçoğu OHAL komisyonlarına daha sonra şikayette bulundular ve bazıları aklanıp kendi üniversitesine giremedi. Düşünebiliyor musunuz? Başka bir üniversiteye gitmek zorunda kaldı. Örneğin siz X üniversitesindeyken size iftira atıldı, KHK ile ihraç edildiniz. Fakat siz aklansanız dahi hem yargı kanalıyla, hem OHAL komisyonuyla, hem idari soruşturmayla siz tekrar X üniversitesine gidemediniz. Yani Y üniversitesine gitmek zorunda kaldınız. Hem iftiraya uğradınız, hem de pılınızı pırtınızı toplayarak o ilden başka bir ile gitmek zorunda kaldınız. Madalyonun diğer yüzüne bakalım. İrtibatı, iltisakı ve çalışmalarını, ortak yaptığı çalışmaları vesaire olan akademisyenlerin olduğu biliniyorken, İdari soruşturmaların yeterli seviyede yapılamadığını gördük. Şimdi bu FETÖ yapılanmasında iki ayak var. Birisi cezai ayak, yani savcılığın yapmış olduğu soruşturma. Diğeri ise kurumların, üniversitelerin ilgili birimlerinde, fakülteye bağlıysa fakültesinde, MYO'ya bağlıysa MYO'sunda yapılmış olan idari soruşturmalar var. Bakın, idari soruşturmalar maalesef yerinde yapılamadı. Bizim en büyük sıkıntımız o oldu. KHK ile ihraç konusunda da biz torbayı nasıl doldururuz ve rakamları yüksek tutarız yarışı yapıldı. Bakın bu çok tehlikeli bir yarıştı. Evet, at izi itizine karışmıştı o dönemki siyasiler de bunu söylemişti. Ancak gerçek FETÖ'cülerin ayıklanıp ayıklanamadığı konusunda hususunda çok büyük homurdanmalar başladı üniversitelerde. Ve son bir yılda üniversitelerde, kampüslerde biz şu ilgili gazeteyi taşıyan kişiyi, şu ilgili dergiyi taşıyan kişiyi, göğsünü göre göre taşıyan kişiyi dekan olarak atandığını görüyoruz. Hocam şikayetleri var. Bırakın ana bilim dalı başkanı, bölüm başkanı olmasını, dekan olarak atandığına dair şikayetler var. Ve bu atamalarla ilgili büyük sıkıntılar oluşuyor ve Yükseköğretim Kurulu'nun da bu konuda yeterince hassasiyet göstermediğini görüyoruz. Şimdi bu şikayetleri üst üste koyduğumuz zaman, akademisyenlerin bu şikayetleriyle beraber oluşan çerçevede baktığımız zaman eğer bu temizliği en azından TSK'da, çünkü göz bebeğimiz TSK'da yapılan işlemlerin bile yer yer eksik kaldığını görüyoruz. Belirli seviyelerde tıkanmaların olduğunu görüyoruz. Eğer TSK'da yapılan bu FETÖ metre çalışmasında olduğu gibi akademiye de bunu sirayet ettirebilirsek, inanın birkaç savcımızla konuşmuştum ben bu konuyu. Üniversitelerin maalesef içi boşalır demişlerdi. Çünkü 16 Temmuz sabahı itibariyle TEM ve KOM'daki ifadelerden ve sonrasında yapılan işlemlerden bütün öğretim elemanlarına, akademisyenlere işlem yapılsaydı eğer, üniversitelerde büyük bir kaos olurdu. Bu sebeple bu şekilde yapılmasını bir nebze hoş görebiliriz. Ancak idari görev kesinlikle verilmemeli. Eğer bir idari soruşturma geçilmişse ya da irtibat iltisakından dolayı o 16-17 Temmuz sonrasında TEM'de ve KOM'da herhangi bir ifade varsa bu şahıslar artık kırmızı listeye alınmalı. Hem YÖK tarafından hem de rektörlükler tarafından bunlar kırmızı listede bulunmalı ve bunlara idari görev verilmemeli. Ama bütün bunların hiçbirisi olmadı ve neredeyse birçok FETÖ'cü, çok fazla sayıda FETÖ'cü idari görev aldı. Maalesef. En büyük sıkıntı bu zaten. Bizim aslında gelen şikayetlere baktığımız zaman 16 Temmuz sabahına kadar evet bu hainler yapıyordu dediğimiz işlemlerin neredeyse %80'i akademiyada aynen devam ediyor. O zaman 16 Temmuz'a kadar bu hain gradyo yapısı yapıyordu. Bugüne kadar aynı işlemler, aynı mobbing, psikolojik bezdiri, aynı yükseltmeyi engelleme neden yapılıyor? Bunu yapanlar kimler? FETÖ öldü ruhu mu geziyor diye ara ara paylaşımlar yapıyorum. Aslında bizim en büyük sıkıntımız bu gladyo yapılanması her dönem olmuş. Bu coğrafyada her dönem olmuş ve olacak. Bize NATO'dan sonra FETÖ olarak geldi. İsmi yarın METÖ olur, ÇETÖ olur, TETÖ olur. Bizim burada yapmamız gereken şey şu: uyanık olmalıyız. Liyakati, ehliyeti mutlaka ama mutlaka gözeterek atamaları yapmalıyız. Ve bırakın dekanlığı, ana bilim dalı başkanlığında bile, bölüm başkanlığında bile eğer herhangi bir soruşturma geçilmiş, irtibatı iltisakı varsa onları mutlaka ayıklamalıyız. Mesela rektörler, yani ya da elimize somut vereceğimiz örnekler var mı? İsim vermeden. Sadece genel olarak şu çok net, mesela Fethullah Gülen'le görüşen, evet, imam olduğu belli olan, evet, belli başlı adamlar hala idari kadrolarda ya da rektörlükte ya da dekanlıklarda var mı? Şöyle söyleyeyim, MİT çok iyi çalışıyor. Rektörlük anlamında yok artık. Rektörler anlamında son başka tarikatlardan yıldır, var ama. Diğer tarikatlardan var zaten. Şöyle bir durum var. Akademisyenler de eğitim camiasında olduğu gibi akademisyenlerin de diğer tarikatlara aidiyetleri, onlara mail etmeleri her zaman oldu ve yine var. Şimdi FETÖ'den sonra tabii ki diğer tarikatlara giderek renklenme dediğimiz işlemleri yapanlar da oldu. Farklı cemaatlere, farklı aidiyetlere, farklı gruplara gidenler de oldu. Ve bunları zaten biz biliyoruz ki şöyle de bir durum var. Hocam şucuydu, renklendi bucu oldu dediğimiz. Şimdi bu yapılanma YÖK'ün üst kademesinden başlayıp rektörlüklere ve dekanlıklara kadar sirayet ettikten sonra zaten artık renklenmenin amacı da budur zaten. Ben eskiden böyleydim dememek adına ben hep böyleydim diyebilmek. Zaten biliyorsunuz internette geçmişini unutturma yasası vesairenin çıkmasının sebebi buydu. Çünkü şöyle bir milat kabul edildi biliyorsunuz. 17-25'ten sonra eğer herhangi bir işlem yapmışsa, işte FETÖ elebaşının emriyle şu işlemleri yapmışsa, bunları yapmışsa biz irtibat ve iltisaktan güçlü bir şekilde sayalım, öncesini saymayalım mantığı Türk Silahlı Kuvvetleri dışında maalesef tamamen aynı şekilde gidiyor ki Türk Silahlı Kuvvetleri'nde de öyle, farkındaysanız eğer. HTS kayıtlarına bakılan dönemlere baktığımız zaman 90'lara gidilmiyor, 2000'lerin başlarına gidilmiyor. 2015-16 itibariyle bakılan HTS kayıtları var. Peki akademide bu durum böyle midir? Kesinlikle akademideki durum daha beter. Nedeni şu: TSK'da ister istemez etkin pişmanlık kullananlar var vesaire var ama akademide etkin pişmanlığı kullananı hala görmedik. Geçen aylarda ben bir haber yapmıştım. Daha doğrusu bir haber olmuştu Anadolu Ajansı'nda. Peki dedim, Türkiye'nin, FETÖ'nün aynı zamanda yükseköğretim imamı kimdir? Ertesi gün bana Anadolu Ajansı'ndan çok güzel bir haber geldi. Türkiye'de FETÖ imamı, FETÖ'nün yükseköğretim imamı budur diye. Bakın, karşılıklı atışmış olduk aslında devletimizin ajansıyla. Gerçekten ben dahil birçok akademisyen bunu merak ediyor. Darbe başarılı olsaydı şu an YÖK'ün başında kim olacaktı? Darbe başarılı olsaydı eğer nasıl garnizon komutanlarına kadar ayarlanmış bir sistem vardı? Yükseköğretimde rektörler kim olacaktı? Rektör yardımcıları kim olacaktı? Dekanlar belli miydi? Bununla ilgili hangi çalışma yapıldı? O yüzden rektör atamalarında çok hassas. MİT gerekli çalışmaları çok iyi yapıp Cumhurbaşkanlığına gönderiyor. Ve ben bunun en az 8-10 tane örneğini gördüm. PKK'ya veya FETÖ'ye zamanında destek vermiş olup da bizim dosyaları intikal ettirdiğimiz rektörlerin atanmadıklarını biliyorum. Ben o yüzden rektör atamalarında çok makul bir seviyeye geldik. Yalnız dekan, vekaleten ve asaleten dekan atamalarında ve ilgili rektörlükler bünyesinde ya da dekanlıklar bünyesinde yapılan atamalarda ise bu hassasiyetin güdülemediğine dair eski FETÖ'nün yuvalandığı üniversitelerde büyük bir homurdanma var. Ve bana ayda en az 2-3 tane hocam bu şahıs PKK'ya destek vermişti. Dekanlığı hala devam ediyor veya buraya dekan atandı. Bu şahıs zamanında dergilerine, gazetelerine abone olmuş, bunu masasında gezdirirken dekan olarak devam ediyor veya dekan olarak atandı. En büyük sıkıntı da şu, o 2-3 yıllık dönemde bazıları istifa ettirildi, gönderildi fakat daha sonra farklı yerlerde görevlendirmelerle başladığına dair şikayetler var. Bakın bana gelen bu şikayetleri devletimizin ilgili birimlerine gelmeme ihtimali yok. Bana takılan bu bilgilerin devletimizin ilgili birimlerine, MİT'e, emniyete, hatta YÖK'e bile şikayet unsuru olarak CİMER'e bile gitmeme ihtimali yok. Üniversitelere dokunulması gerektiğini düşünüyorum ben. Dokunma derken TSK'daki gibi ihraçlar değil, açığa almalar değil. Çünkü bunu yaparsak eğer maalesef akademi sistemi düşer. Çünkü bizim akademik dünya biraz farklı. Ya öyle bir şey söylüyorsunuz ki hocam şimdi. Yani eğer biz FETÖ'cüleri üniversitelerden ayıklamış olsak şu an üniversitelerde eğitim durur diyorsunuz. Eğitim durmasa bile tıkanma noktasına gelir. Çünkü birçok üniversitede bu inanılmaz bir bilgi. Ya bu inanılmaz bir olay. O zaman FETÖ tam anlamıyla üniversitelerde yerleşmiş ve bundan peki bunun hangisinin daha az tehlikeli, hangisinin daha tehlikeli olduğunu nereden biliyoruz? Kesinlikle bilemiyoruz zaten. O yüzden Yükseköğretim Kurulu da buna tam olarak neşteri vuramadı. Mesela çok somut örnekler var mı? Mesela? Var. Mesela X Üniversitesi'nde büyük bir yapılanma var. Büyük bir FETÖ yapılanması var. O FETÖ yapılanması zamanında o dönemki rektörün arkasında olan, onun ekibinde olan, onunla çalışmış olup dekan olarak tekrar atananlar var. Düşünebiliyor musunuz? Yani boy boy o rektör biat etmiş FETÖ'ye. FETÖ ile beraber çalışmış. 15 Temmuz'dan sonra ya yurt dışına kaçmış ya içeriye alınmış baktığınız zaman. Ama aynı zamanda onun ekibinde olup şu an dekanlık yapanlar var. Bakın bu dekanlık atamaları çok önemli. YÖK'e bununla ilgili ben çok fazla tweet attım. Ben bilmeyenler için sorayım. Yani dekanlık çok mu önemli? Dekanlık çok önemli çünkü ilgili bölümler, daha sonra öğretim elemanlarının alınması, asistan alımından profesörlüğe yükselmeye, doçentliğe yükselmeye kadar bütün idari işlemleri, ya şöyle söyleyeyim size, garnizon komutanının yanındaki emir subayları. Yani üniversitelerdeki örgütlenmenin aslında temel birimini dekanlar oluşturuyor. Rektörlükler ve dekanlar, yani senato kurulu üyelerinin en güçlüleri dekanlardır. Dolayısıyla bunlar da FETÖ'cülerden oluştuğu sürece FETÖ'cüler gelmeye devam eder. Devam edebilirler çünkü ilk geliyorlar da. Çünkü çok fazla şikayet geliyor bakın bununla. X üniversitesindeydi. İzini kaybettirmek için Y üniversitesine gitmesi gerekiyor. Dekana gidecek, dekanla konuşacak, rektöre gidecek, beni tekrar alın diyecek. Şimdi bunun geçmişini araştıramazsınız. Şöyle de bir durum var. Eğer alanınız çok spesifik bir alan değilse yüzlerce akademisyen var. Hatta bazı alanlarda binlerce aynı alanda akademisyenin olduğu bölümler var. Burada birebir onların ne olduğunu bilemeyebilirsiniz. Gayet doğal. Ama nedeni şu. İdari soruşturmalar yerinde yapılmalı. İdari soruşturmalar yapılıp idari görev verilmemeli. Evet sistem tıkanmasın, evet rektörlükler, dekanlıklar çökmesin ancak bu kişilere imza yetkisi vermeyelim Sayın Atay. En büyük sorun o. Canlı yayınlarda ve sosyal medya hesaplarından bunun duyurusunu her zaman yaptım. Çünkü peki bu siz duyuruyu yapıyorsunuz bir sendika başkanı olarak. Milli İstihbarat Teşkilatı'nın bu konuda çok iyi çalıştığını söylüyorsunuz. Evet, emniyette en azından bir çalışma yürütüldüğünü söylüyorsunuz. Çok iyi çalışıyorlar evet. Peki bu tüm bunlara rağmen bu dekanlar nasıl atanıyor? Şimdi dekanların atamasıyla ilgili şöyle de bir durum var. Eli silah tutan ile eli kalem tutanı biz ayıramadık. Şöyle bir durum var. Eli kalem tutan konusunda da şöyle bir. Yargı çok önemli bizde. TSK dışında, emniyet dışında. Yargının dışında da biraz mülkiyeye önem veriyoruz. Valilerimiz, hakim savcılarımıza önem veriyoruz. Şimdi şöyle bir şey var. Kaymakamlar, hakimler, valiler, savcılar kadar önemli olan da aslında bu yüksek öğretimdir. Buraya neşter vurulmalı. Şöyle vurulmalı, idare görev verilmemeli. Yani YÖK gerekirse hem MİT'ten hem emniyetten bütün birimlerden bilgileri toplamalı. İdari soruşturmaların tahkikatlarını tekrar yapmalı. Bakın KHK ile ihraçlarını ben de istemiyorum ama onlara idari görev verilmemeli. Eğer idari görev verilirse FETÖ ruhu tekrar ana bilim dallarında ve bölümlerde, fakültelerde yaşar ve bu örgüt çok tehlikeli bir örgüt olduğunu zaten kendisi gösterdi. Renklenmelere müsaade edildi bakın. En büyük sorun bu. Eski FETÖ'cüler şu an şucu oldu, bucu oldu. Bizim en büyük sıkıntımız bu. Hatta Türk Silahlı Kuvvetleri'nde ve emniyetteki sıkıntı da bu. Yargıdaki sıkıntı da bu. Efendim ben bucuyum deniyor ve birdenbire o yapıya aidiyetinden dolayı korunuyor. En çok imam Akademi dünyasında değil mi? Eğitim dünyasında. Eğitim dünyasında. Bakın Adil Öksüz o gece operasyonu yönetti. Düşünebiliyor musunuz? O darbe kalkışmasını, hain kalkışmayı yönetti. Ve onun hakkında 3 Ağustos 2016 tarihinde ilk ve tek bilgi veren benim şahsımdır. Dedim bu Türkiye imamıydı. Bırakın siz Hava Kuvvetleri imamını. Yönetti. Ve şu an Türkiye'de olduğunu düşünüyorum. Yakalanması gerekir. Çünkü bir yardımcı doçent, o zaman yardoçtu. Bir yardoçun 15 kez Amerika'ya gidip gelmesi ve 10 yılın sonunda hala yardoç olarak kalması, yani tabiatın gidişatına aykırı, maddenin doğasına aykırı. Şimdi bu kadar kilit isimler yargıdan gelmişken, eğitimden gelmişken biz hala temizliği tam üniversitelerde tam yapamıyorsak o zaman büyük bir sorun vardır. Bakın S-400'leri konuştuğumuz kadar yüksek öğretimi konuşmak zorundayız. S-400'lerimiz bizim yüksek irtifa savunma hakkımız ama yüksek öğretimimiz de gençlerimizin savunmasıdır. Eğer S-400'leri biz konuştuğumuz kadar yüksek öğretimi konuşmazsak devletimiz bu handikapı, yüksek öğretimdeki handikapı eğer erkenden kaldıramazsa bu savaş büyük bir savaş. Radyo yapısıyla bizim savaşımız var. Bu savaşta en azından onları dip frize koymalıyız, dondurmalıyız. Ama 3 maymun oynuyoruz. Maalesef. 3 maymun oynuyoruz ve şunu soracağım. Mesela işte bütün bu yapılanmalar içerisinde bu FETÖ'cüler kendi adamlarını almaya devam ediyorlar mı? Üniversiteye. Kendi adamlarını almasa dahi liyakatsizleri alırlar. Kendini biat edecek. Yani FETÖ şu an gizli bir yapılanmayla gidiyor. Çünkü emniyetin ve istihbaratın bize vermiş olduğu bilgiler de bu yönde farkındaysanız eğer. Gizli bir yapılanmayla gidiyor. Ve gitmiş olduğu bu yapılanmada bize şunu gösteriyor. Eğer FETÖ tekrar adamlarını almaya başlarsa ki almaya başladı, o zaman sorunlar daha da büyüyecek gibi duruyor. Dediğiniz gibi burada eli silah tutan ile eli kalem tutanı artık ayırt etmek yerine biz onları dip frize koyalım. Ben bunu söylüyorum. İzole edelim. Tabii ki görevlerini yerine getirsinler. İyi takip edelim. Kurumlarımız takip etsinler. Çünkü kandırıldık deme lüksümüz yok yüksek öğretimde. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yüksek öğretimde kandırıldık deme lüksümüz maalesef yok. Bu FETÖ'cüler mobbing konusunda uzmanlar ve devam ediyorlar. Evet. Çünkü en büyük alanları şudur. Psikolojik bezleri güçlü yapmak zorundalar. Eğer güçlü yaparsanız onları kaçırırsınız. Eğer güçlü yaparsanız liyakatli kişileri atmak zorundasınız ki biat etmiş FETÖ'cüleri getirdiğiniz zaman sırıtmasın. Şimdi yılda 20 yayın yapan bir akademisyen, liyakatli bir akademisyen yılda 3 yayın yapmış, biat ederek gelmiş FETÖ'cünün orada yıldız gibi doğar. Ama siz onu kaçırır ya da onu bezdirir. Onu da 5 çalışma seviyesine düşürürseniz işte o zaman orada kendilerince bir huzur doğar. Ben bunu yaşıyorum, yaşadım. Dil, tarih, coğrafyadayken, farklı kurumlardayken hep yaşadım. Niye? Akademisyenlerle ben birebir temas halinde olan, az önce sizin söylediğiniz gibi birebir temas kuran tek STK'yiz biz. Çünkü ben de akademisyenim. Akademisyen olduğum için onların halini çok iyi anlayabiliyorum. Mobbing, psikolojik bezleri yapanlar PKK sempatizanları, FETÖ'cüler ve diğer örgütlerdir. Amaçları da şudur, bizden olmayan burada bulunmasın, onun gittiği kadroyu, boşalttığı kadroyu bize yakın ya da bizim aklını çelebileceğimiz kişilerden oluşturalım. En büyük sorunumuz bu, sıkıntımız bu. Ve yüksek öğretimde mobbing çemberi daha da daraldı. Bakın 15 Temmuz'dan sonra genişlemesi gereken çember şu an daha da daraldı. Nedeni şu, çünkü KHK ile OHAL ile mobbing yapılmış, FETÖ'cü olmayan kişilerin de atıldığını gördü insanlar. Ses çıkaramaz hale geldi. Korkar hale geldi. Biz istediğimiz yerde istediğimizi yaparız mantığı var. Aslında FETÖ'cüleri FETÖ'cüler attı. Aynen öyle. A FETÖ'sünden B FETÖ'süne bir geçiş yaşandı. Öz FETÖ'cüler has FETÖ'cüleri, has FETÖ'cüler de öz has FETÖ'cüleri yemeye başladılar. Büyük bir savaş var aslında. Biz bu savaşı görüyoruz. Bunu duyuyoruz ve biliyoruz. Fakat akademik dünya bunu konuşamaz hale geldi. Çünkü akademik dünya bunları dile getirdiği an soruşturmalar, incelemeler haddi hesabı yok. Ben bir sendika genel başkanıyım. Dünya Çalışma Örgütü ILO'nun ve uluslararası anlaşmaların beni korumasına rağmen 6 idari bir adli soruşturma geçirdim. Şunu mu söylüyorsunuz? Ben akademisyen olsam ve FETÖ'cü bir yapılanmayı görsem üniversitede ve bunu YÖK'e şikayet etsem ya da rektörlük, idari bilimlere şikayet etsem... Mobbingin kralını yersiniz ve aforoz edilirsiniz tabiri caizse. Peki aynı zamanda benim hakkımda da bir de idari soruşturma var. Yüksek ihtimalle iftira atıyorsunuz, siz suç uyduruyorsunuz, bu kişiler değerli insanlardır deyip mutlaka bir cezası yersiniz. O zaman şunu mu söylüyorsunuz? Bu FETÖ'cüleri aslında birebir ifşa eden hocaların hakkında aslında büyük mobbingler uygulanması da bu adamların, bu örgütlenmesinin önünü açmış oluyor. Yani. Maalesef dekanlığa geçmesi gereken hocalarımız dekanlık koltuğuna getirilemiyor. Bırakın ana bilim dalı bölüm başkanı, dekanlık doçent olamıyor. Doçent olamayanlar da var maalesef. Ben kendi örneğimi de verebilirim. Doçent olamıyorum hala. 241 net, 526 ham puanla başvurdum. Büyük bir ihtimalle tekrar bir bahane ile doçent edilemeyeceğim. Edilemeyeceğim diyorum çünkü benim emsallerim profesör oldu. Benim üst dönem sınıf arkadaşım profesör oldu. Olsun zaten. Hak eden hak ettiğini alsın. Ancak bu gladyo yapısıyla uğraşanların hiçbir zaman ipliği iki kat olmadı var ya bizim Anadolu tabiri olmuyor. Çünkü çok güçlüler ve renklendiler. Şu an bana renklenen insanların saldırılarının haddi hesabı yok. Bakın 2018'de ben tehdit aldım. Hemen ilgili birimlere söyledim. Baktık Amerika ve Almanya menşeli. FETÖ unsurları. Şimdi FETÖ unsurları diyoruz ama öz FETÖ'cü mü? Has FETÖ'cü mü? FETÖ'nün hangi ayağı? Şu an 4 parçaya bölünmüş bir FETÖ ile savaşıyoruz aslında biz baktığınız zaman. Yurt içinde bile 2'ye 3'e parçalanmış. Birçok alanda da bağları olan bir FETÖ'den bahsediyoruz. Yani istihbarat güçleri çok kuvvetli. Muazzam bağlılar. Şimdi ben bir yerle irtibata geçeceğim ya da bir şey olacak birdenbire bakıyorum engellenmeler var. Ya diyorum nasıl oluyor bu engellenme? Ne Türkçesi şu mu? Üniversitelerde FETÖ hakim. Üniversitelerde FETÖ hakim kanatta renklenerek hakim kanatta olmaya devam edecek gibi görünüyor. Çünkü muazzam renklendiler şu an. Evet. Muazzam renklendiler. Hocam bundan sonraki programlarda şöyle yapalım. Bir YÖK'ün içerisindeki bir FETÖ tartışmasını yapalım. Bir de aynı zamanda bu üniversitelere, bu PKK'lılar, evet, bu FETÖ'cüler nasıl yerleşti? Evet. Bu yerleşirken kimler bunlara hizmet etti ya da nasıl bir sistem bunlara hizmet, evet, etti? Sonradan akademik dünyanın diğer sorunlarını da ayrı ayrı program halinde yaparız. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim.